sevdiğim psikodinamik yaklaşım vardır. Çeşitli çeşitli yolları vardır bunu yapmanın. Ama bu hani testler, çeşitli testler yapılabilir falan. Bu insanların aklına ilk gelen şey olabilir. Yani buradan şey yapalım. Ama aslında büyük bir kısmı araştırma üzerinden gidiyor psikolojinin. Ve hani böyle insanı anlamaya çalışıyoruz, çeşitli açılardan anlamaya çalışıyoruz. O açılardan birkaç tanesini üstünden çok gene hızlı bir şekilde geçeyim ben. Gelişim psikolojisi dediğimiz çocuğun daha böyle anne karnından itibaren bütün gelişimi, motor gelişimi, duygusal gelişimi, sosyal gelişimi, bilişsel gelişimi, bilişsel deyince şimdi benim yaptığım alan bilişsel psikoloji olduğu için birazcık daha uçuna gireceğim. Ta ölene kadar bütün bu gelişim süreçlerini araştırıyor, anlamaya çalışıyor. İnsanlar nasıl gelişiyor, bu çeşitli boyutlarda şeyler, alanlarda diye. Sosyal psikoloji, insan sosyal bir varlık en nihayetinde. Diğer gruplarla nasıl etkileşim içinde, kendi içinde nasıl etkileniyor, kendini nasıl algılıyor, insanları nasıl etkiliyor, o tarafı da var ve sürekli etkileşim içindeyiz. Daha ziyade onları araştırıyor ve olduğu üzerinden gidiyor. Nöropsikoloji birazcık daha kognitif psikolojinin altında ya da bilişsel psikolojinin altında son 30 senedir falan çok çok gelişen bir alan. Özellikle böyle Amerika'da çok fazla gelişti ve Türkiye'de de yavaş yavaş daha ziyade tıp alanlarında çok ilgileniliyor ama psikolojiye de dönmeye başladı artık. Psikologlar da fazlasıyla ilgilenmeye başladı. Bu beynin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyor. Yani beyin işte nasıl reaksiyon veriyor, nasıl tepki veriyor, çeşitli uyaranlara diye, o uyaranlara da ona geleceğiz. Anormalde o klinik psikoloji uygulama olan taraf var ya, işte hani hep filmlerde gördüğümüz şizofrenler, işte bipolarlar, depresyon hastaları vesaire falan, bunların çalışma alanı. Yani bunlar nasıl düşünüyor, nasıl algılıyor, nasıl sosyal iletişim kuruyor, ilaçlardan nasıl etkileniyor vesaire falan, bilimum çalışma alanları içerisinde bu insanlarla yapıyorlar araştırmaları yani. Bilişsel psikolojiye gelince o tamamen bilim alanı olduğu için oraya birazcık daha gireceğim. Orası zihinsel süreçlerle ilgileniyor. Yani biz insan olarak, bu hayvan bilişsel şey olabiliyor tabii ki, nasıl etkileşim içerisindeyiz? Yani dikkatimiz, algımız, hafızamız, nasıl düşünüyoruz, nasıl bir şeye karar veriyoruz, problem çözme vesaire falan, bütün bunların hepsi zihinsel süreçler aslında. Bilişsel psikolojinin ya da kognitif psikolojinin bahsettiği de ve ilgilendiği de ve araştırdığı konularda bu bilişsel konular. Yani süreçler, bunlara genel olarak süreçler olarak adlandırıyoruz ve düşünme her zaman arka planda var zaten. Siz uyuduğunuzda, kalktığınızda vesaire de her zaman o düşünme böyle arka şeyde, fonda var, hiçbir zaman gitmiyor. Ve bilişsel psikoloji, ya bu biliş dediğimiz şey, yani cognition dediğimiz şey, bilişsel psikoloji de birebir deney yapma formülü genel olarak kullanılıyor. Formül derken ya da metodu kullanılıyor diyeyim. Böyle deneyler dizayn ediliyor vesaire falan. Benim yapacaklarım da onlar mümkün olduğunca onları açıklayarak anlatmaya çalışacağım ama hani genel olarak nasıl düşünüyoruz biz? Ne düşünüyoruz? Dikkat mesela çok önemli bir konu. Neye dikkat ediyoruz? Çünkü bir sürü aslında şu anda sizin beş duyunuz her şeyi algılıyor. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Her şeyi duyumsuyor ama belli şeylere dikkat kesildiğiniz için mesela beni duyarken dışarıdaki arabayı bazen duyamayabiliyorsunuz. Ya da belli şeyler kaçıyor ve kaçması da gerekiyor aslında. Çünkü o kadar çok biliş olarak çok yoğun baskı buluşturuyor bir türlü. İşleyemezsiniz bunları ve işlememiz gerekiyor bilgileri sürekli ve işliyor beyin. Biz farkında olsak da olmasak da sürekli öyle bir devir daim içinde devam ediyor. Şimdi bu algı var. Realite nedir, realite, algıladığımız şeyler vesaireler dikkatimiz üzerinden şekilleniyor aslında. Ve bellek var, bellek çalışmaları çok fazla yapılıyor. Biz neyi neden hatırlıyoruz? Bazı şeyleri neden unutuyoruz ve aslında unutmak da normal mekanizmanın içinde gelişen bir şey. O normal süreçler dediğimiz şeyin içinde gelişen durumlar. Bunun dışında mesela karar verme. Her şeyimiz bir karar aslında. Bugün buraya gelsem mi gelmesem mi, şimdi dışarı çıksam mı çıkmasam mı, of çok konuştuk, acaba shutdown etsem mi direkt böyle ve bloklasam mı, gerisini çok dinlemesem mi? Bunların hepsi aslında bir karar ve sürekli geçiyor beynimizden ve bu işlemleri, bu zihinsel süreçlerden yine yapıyoruz yani. Bunun dışında mesela problem çözme ya da dili kullanma. Bu sembolik bir şey, sembolik bir düşünme sistemi ve biz dili kullanıyoruz, sürekli kullanıyoruz. Hatta belki çoğunuzun okullarında böyle bir İngilizce şeye maruz kalıyorsunuz ya da dışarıda çok fazla ikinci, üçüncü dillere maruz kalıyorsunuz. Ve bunları da sürekli işliyoruz. Gün içinde sürekli bunlar işleniyor ve bunların, şimdi daha da içeri gireceğim, bunların daha da spesifik olarak bir alanı var. O da mekana dair bütün bu bilgiyi, hafızayı, belli şeyleri unutmayı, işte bu bazı yolları neden bulamıyoruz, buluyoruz vesaire falan. Bunun mekansal olarak bütün bu bilinç süreçlerinin mekana dair bilgiyle harmanlandığını düşünün. O alana işte çok Türkçe bir tabir olarak uzamsal kullanılıyor.
spatial için, yani şey bilgisi için, mekana dair bilgi için uzamsal diye bir terim kullanılıyor şimdilerde. Ve uzamsal, bilişsel böyle uzun bir isim tamlaması oluyor bu aslında, ama aslında uzamsal biliş ya da uzamsal kognitif süreçler diyelim. Böyle bir sistem çalışıyorum ben. Biz tamamıyla mekanı nasıl algılıyoruz? Şu anda nerede olduğunuzu nasıl biliyorsunuz? Tamam. Şu anda aslında buraya gelirken hepiniz belli bir şekilde yollarınızı buldunuz. Belki alışa geldiğiniz şekilde devam ediyoruz. Çünkü alışa geldiğimiz, alıştığımız yöntemler benim için önemli. Çalıştığım konular bunlarla alakalı olarak, ama şimdi siz burayı bulurken ya da düşünürken, mesela Studio X nerededir diye düşünürken belki böyle düşünüyorsunuz. Dünya üzerinden zımlayarak, işte biz Türkiye'deyiz, Türkiye'nin içinde İstanbul'dayız, İstanbul'un içinde Kabataş'a doğru git. Kabataş'tan daha da ileride işte Fındıklı. Hah, işte burası Studio X diyorsunuz belki. Belki tam tersi daha farklı bir yolla işliyorsunuz bu süreçleri. Şimdi mekana dair bilgi aslında her yerde ve her zaman ve çocukluğumuzdan itibaren bunları gene işledikten sürekli bu proses ve işleme kelimesini kullanacağım. Çünkü o hani arka planda hep düşünme var ve işliyoruz dedim ya, ve zihinsel süreçler kognitif dedim ya, oradan ilerliyoruz aslında. Şimdi bu hani bir yere gidersiniz, yeni bir yere gidersiniz ya da olduğunuz şehirde dışarıya çıkarsınız. Bütün bunlar aslında bizim kullandığımız araçlar. Yani bir yerden bir yere giderken nasıl gidilir, tabelalara bakıyorsunuz vesaire falan. Son zamanlarda artık GPS'i çok fazlasıyla kullanmaya başladık. Bunların hepsi bu uzamsal bilgilerin ya da uzamsal bilgiyi bize sunmanın bir form, yöntemi diyelim. Şimdi zihinsel, birazcık daha terim olarak gireceğim. Zihinsel haritalar oluşturuyoruz biz araştırmacılara göre diyelim. Ve herkesin bu haritaları farklı olabiliyor. Yani bunları, sizin bir bilgiyi alıp zihninizde düşünme tarzınız farklı olabiliyor. Bazısı harita şeklinde, birebir harita şeklinde düşünebiliyor, bazısı daha farklı düşünüyor. Dediğim gibi siz şimdi mesela Studio X'i düşündüğünüz zaman bazısı harita üzerinde lokasyon olarak düşünüyor. İşte İstanbul haritası üzerinde düşünüyor. Ki bu benim hiç yapamadığım bir şey. Bazısı tamamıyla böyle nokta atışı gibi düşünüyor, ona da geleceğiz şimdi, ama bunların yani fiziksel çevrenin, herhangi bir şey olabilir çevrenizdeki, ama lokasyon anlamında yani mekan anlamında işlediğiniz herhangi bir bilgi ya da uzamsal anlamda diyelim, İşlediğiniz herhangi bir bilginin zihninizdeki temsili aslında bu. Yani bu haritaların oluşması bir şekilde. Ve bu tabii ki ilk başta yol bulmanız için çok önemli bir faktör oluyor. Genel büyük alanda değil, büyük ölçekte değil. Çünkü bu küçük ölçekli yapılanları da var. Şimdi biraz kalabalıklaştık. Ses duyuluyor mu hala? Ses duyuluyor mu? Aslında mikrofonunu açabiliriz. Mikrofon daha iyi olur değil mi? Hı-hı. Yoluna başlıyor. Tamam. Ben biraz geriye gidebilir miyim? Çünkü kafamı duyuluyor. Bu arada böyle hani biraz gayri resmi olsun da istiyorum. Herhangi bir yerde sorunuz olursa, çünkü başa sonu geri dönmek bir bütünlük sağlamak istiyorum ben, ama yine de olmayabilirim. Olur. Ben bunun için şey yapabilirim. Herhangi bir yerde bir şey fark ettim bu arada. Çok karşımda. Öyle mi geldi? Bu pseudo şeydi. Kendinizi uzayda düşünün, yani kapladığımız bir alan var hacim olarak.
Şimdi bu durduğumuz yerde kendim bir referans noktası ve bir perspektif, bir açı belirlememiz gerekiyor. Şimdi bir referans noktası olmadan da, bir çerçeve olmadan da bu zihinsel modelleri oluşturmak birazcık zor oluyor. İki önerilen ve bulunan iki çeşit var. Bir tanesi egosentrik. Yani benle, benim kendimle çevredeki şeylerin arasında ilişki kuruyorum. Benle sandalye arasındaki sandalyeyi kendim üzerinden, referans noktamı kendim alıyorum. Buna egosentrik deniyor. Ya da alosentrik düşünme tarzı var. Gene dediğim gibi bunlar İngilizceden Türkçe'ye direkt tercümeler. Çünkü aslında birazcık şöyle bir durum var. Bu çok şey bir alan, küçük bir alan. Ve bunu Türkiye'de çalışan insan da birazcık az. Bunun üzerine çok fazla çalışma yapılmıyor şu anda. Daha ziyade mesela görsel alanda falan kalıyor çalışmalar. Kognitif anlamda olsa bile. Alosentrik dediğimizde, egosentrik ne dedik? Kendini, zaten ego bir tarafı. Kendimle çevre arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışıyorum. O alosentrikte de herhangi iki nesne arasındaki çevreyi kendimi işin içine çok katmadan daha global bir şekilde anlamaya çalışıyorum. Bu çeşitli bir şey temsil ederken ya da iki nesne arasındaki ilişkiyi temsil ederken, yani zihninizde temsil ederken, anlarken, düşünürken, tekrar hatıra, yani hafızadan düşünmeniz ve ona dönüp bir işlem yapmanız gerektiği zaman öyle ya da böyle bir tanesine ya da öbürüne daha çok dayanarak yapabiliyoruz bu işlemleri. Şimdi birazcık da böyle şema üzerinden anlatmaya çalışayım. Çünkü bunların hepsini toplayacağım diye biliyorum. Mekana dair bilgi var elinizde. Herhangi bir bilgi olabilir bu. Temsillerinizle, temsil dediğim şeyde kafanızı çok fazla şey yapmasın. Zihninizin içinde bu bilgiyi nasıl düşünüyorsunuz? Bu bilgi aklınıza geldiği zaman ne şekilde buna atıfta bulunuyorsunuz? Kendinizle bir referans, kendinizi referans olarak mı atıfta bulunuyorsunuz bu bilgiye? Yoksa iki nesne, üç nesne neyse yani nesneler arası, objeler arası, binalar arası ilişkileri düşünerek mi bunu atıfta bulunuyorsunuz? Bir de tabii ki... Bu iki farklı yani yaklaşımdan bahsettiniz ya, genelde yani bunlara göre değiştirdiğiniz yaklaşım var mı? Olabilir yoksa, ama mesela şöyle olabilir. Birini benimsiyoruz ve aslında eğilimimiz unutma olabilir. Çok güzel bir soru. Şöyle, aslında yatkınlığımız olabiliyor bir tanesine doğru. Mesela ben kendimle bir şeyi, referans noktamı kendim almak konusunda daha rahat hissedebiliyorum. Bir yeri tarif ederken ki onlara geleceğim birazdan. Bir yeri anlarken de, tarif ederken de, bir zihnimde tutarken de, sonrasında kullanırken de hep böyle kendim üzerinden anlatmada daha rahat hissedebilirim. Ya da dediğim gibi bazı insanlar da hiç kendini işin içine katmaz. İki bina arasındaki ilişkiyi, işte ne bileyim iki şehir arasındaki ilişkiyi vesaireyi falan çok daha rahat ve daha yukarıdan ve daha global bir şekilde daha iyi tutabilir aklında. Ama arada geçişler olabilir tabii ki. Ama birisine yatkınlık gibi düşünüyoruz. Peki bizim genelde yol anlatma sistemimiz olan camiyi geçti. Evet, evet, evet. Daha o egosentrik oluyor değil mi? O egosentrik oluyor, ona geleceğim şimdi. Tamam. Yani birazdan geleceğim. O biraz böyle işin içine cinsiyet farkları da girebiliyor orada azıcık. Şimdi bakacağız, bakacağız. Tamam. Bunun dışında, o hani referans noktaları almanın, perspektif almanın dışında bir de şey var. Öğrendiğimiz bilgi kaynağı da bunu etkileyen şeylerden bir tanesi oluyor. Yani siz eğer bilgi kaynağınız doğrudan deneyerek, kendiniz navigasyon yaparak, kendiniz o diyelim bir sokağı öğreniyorsunuz, o sokağın içinde kendiniz yürüyerek ilerlerseniz, onun zihninizdeki temsili daha farklı olabilir. Ama bir haritadan öğrenirseniz bir yeri, ilk gittiğiniz bir şehri diyelim, bir haritadan öğrenirseniz, onun temsili de, onun zihninizde olacağı şekilde daha o yönde olabilir. Yani bu kaynağı da çok önemli bir şey oluyor. Ne şekilde öğrendiyseniz onun etkisi oluyor tabii ki. Sonradan o uzaya diyelim ya da o lokasyona, o mekanı düşünüş şekliniz etkilenebiliyor bundan. Ve şimdi bunları birbirine birazcık daha ilk konuştuğumuzda şimdikini kaynakları, bilgi kaynaklarını birbirine bağlayacak olursak bir tanesi doğrudan deneyim. Doğrudan deneyim yani kendiniz yürüyerek şehrin içinde dolaştığınızı düşünün mesela ya da sokağın içinde düşünün, dolaştığınızı düşünün. O bir navigasyon gerektiriyor. Ve aslında psikomotor dediğimiz yani motor süreçleriniz dahil oluyor. Yürüyorsunuz, hareket ediyorsunuz bir şekilde yani o hareket sürekli varmış içinde. Ve genelde akan bilgi yani akandan kastım size gelen bilgi sıralı oluyor. Yani ben böyle yürürken yavaş yavaş bir oraya alıyorum, bir buraya alıyorum, bir buraya alıyorum, böyle ilerliyorum. Şeyde haritada birazcık daha farklı oluyor ve mekan içinden bakış açınız, perspektifiniz, işaret perspektif denen aslında İngilizcesi landmark olan yani belirleyici noktalar alıyorsunuz kendinize, simgeler diyelim. Sizin için önemli noktalar üzerinden bir perspektif geliştiriyorsunuz, bir bakış açısı geliştiriyorsunuz. İkincisinde harita bu ikincil bir bilgi kaynağı aslında. Birebir deneyimlemiyorsunuz siz bunu, bu öğrendiğiniz çevreyi ya da
ikinci yollardan öğreniyorsunuz. Ve bu ikisini karşılaştırdığınız zaman bir dışarıdan bakış var. O psikomotor süreçler vesaire hareket etmenize gerek yok. Elinizde, önünüzde var çünkü bu. Ve önünüzdeki şey size dışarıdan bir bakış açısı sağlıyor. Daha global bir bakış açısı da sağlıyor. Ve böyle kuş bakışı bir perspektif elde ediyorsunuz. İkisini şey yapacak olursak, burayı işin içine, mesela stüdyo etik düşündüğünüzü, işin içine katacak olursak, bazılarınız, mesela benim eşim öyle olabilir, stüdyo istediği zaman şu yukarıdaki gibi bir şey düşünüyor olabilir kafasının içinde. Nasıl gidilir? X noktasına nasıl varırım ben dediği zaman, bu işte kuş bakışı olan. Daha yukarıdan, daha harita gibi, zihninde öyle bir şeyin canlanması, A noktasından B noktasına giderken, zihninizde canlanan şu olabilir. Ya da ikinciz gibi, bu da landmark oluyor, ya da işaretler, belirleyici noktalar oluyor. Bu gibi noktalarda düşünüyor da olabilirsiniz. Mesela, yine Selvan demin sorduğu gibi, oraya geleceğim ama, genelde tarif edilirken, işte şuradan cami geç sağa dön gibi bir tarif de olabiliyor, 500 metre ilerle kuzeye git gibi bir tarif de olabiliyor. Bu ikisi birbirinden, takdir edersiniz ki birazcık ayrı. Birisi kendini çok büyük ihtimalle işte camiye doğru git, oradan sağa sola dön dediği zaman çok çok büyük ihtimalle kendini şu rota ya da belirleyici işaret perspektif vardı ya, onunla çok daha rahat hissediyor büyük ihtimalle. Diğeri de ve daha iyi o şekilde düşünüyor. Diğerinin düşünüş tarzı çok büyük ihtimalle kuş bakışı. Ve kuş bakışı nesneler arasındaki, hani Avustan için vardı ya, o nesneler arasındaki ya da binalar arasındaki ilişkiyi çok daha kolay kurabiliyor çok büyük ihtimalle. Şimdi bunları birbirine bağladığımız zaman da bir navigasyondan bahsettik, işte perspektiften bahsettik. Allocentric olan dediğimizde, pardon hocaya kalmış, allocentric olanla yani nesneler arasındaki ilişki, harita arasında bir ilişki var aslında. Yani hem perspektifler hem bilginin kaynağı birbiriyle örtüşüyor. Diğer taraftan egocentric olan da kendimle, kendime referans noktası aldığım şeyde de yine perspektif ve bilginin kaynağı örtüşüyor. Doğrudan deneyim daha buna yöneliyor. Böyle bir doğrudan öğrendiğiniz zaman bir yeri, kendiniz bizzat o alanın içinde olduğunuzu öyle öğrendiğinizde çok daha rahat bir şekilde egosentrik de ifade edebiliyorsunuz. Daha iyi öğrenebiliyorsunuz ve de sonrasında da o şekilde kullanabiliyorsunuz. Orada bir örtüşme var yani. Yani bir daha bir şemansal olarak tarif etmeye çalışalım. Şimdi şu kısmı var, hani temsil olarak zihnimizde nasıl bunları canlandırdığı, neye daha yatkın olduğumuz vesaire dedik. Bir de bunun tabii bilginin kaynağı var, kaynak da önemli. Ve bu kaynak doğrudan deneyim. Haritalar dedik, perspektifler dedik. Bunların örtüştüğü, bunlar şu anda renk olarak birbiriyle örtüşüyorlar. Çünkü bir bütünlük arz ediyor aslında. Bu allocentric dediğimiz ya da işte nesneler arasındaki ilişkiyi, A noktası ve B noktası arasındaki ilişkiyi kurabilen insanlar daha ziyade işte haritalarla da rahat çalışabiliyorlar ya da haritaları da daha rahat okuyabiliyorlar. Kuş bakışı perspektif genelde ediniyor olabiliyorlar ya da öyle düşünüyor olabiliyorlar ve daha global bakabiliyorlar mekana. Mekan işleyişleri daha global olabiliyor. Diğer grubunda, turuncuyla gösterilen diğer grubunda daha bir kendini referans alarak bir yere anlatıyor. Daha rahat hissediyor grubunda. Ve doğrudan deneyimlemişçesine aslında, çünkü kendini referans alarak aslında, doğrudan deneyimlerken kendini referans alıyorsun. İşaret perspektif dediğimiz o belirleyici noktalar onun için bir yeri tarif ederken önemli oluyor. Ve daha lokal bir görünüm diyelim. Bu ikisi arasındaki fark birazcık o oluyor. Şimdi biraz ben konuştum. Şimdi sizde. Şimdi nerede olduğunuzu birazcık soracağım. Mesela birkaç yer soracağım. Sizin birazcık düşünmenizi istiyorum. Ya da isterseniz işaret edebilirsiniz. Bir şey söylemek durumunda değilsiniz. Yer olarak gösterebilirsiniz. Mesela Galata Kulesi ne tarafta? Bayağı değişik şeyler. Evet. şu taraflarda. Evet, şu taraflarda. Boğaziçi görüyorsunuz. Rotasyon yaptığınızı düşüneceksiniz ama kapıya baktığınızda, yüzünüzün kapıya dönük olduğunu düşündüğünüz zaman benim bir
şöyle. Aynen öyle. Benim bilgisayarım aslında size göre, yani size referansla farklı bir yerde kalıyor. Mutfak, yani mutfak küçük bir kitchenette var ya, o ne tarafta? Ay kapıda olduğunu, kapıya baktım. Ha tamam. Taksim tarafta kalıyor. Taksim de tarafta kalıyor. Kapıya baktığınızı düşünürseniz. Ben hiç cevabı bilmiyorum. Direkt eşime bakıyorum çünkü o daha iyi konularda. Herhalde o biliyorsa biliyordur falan diye. Şimdi bu hani bir arada farklılıklar olduğunu görmeniz için aslında birazcık öyle bir şey. Sen bir Sorduğun problem var. Kapıya baktığını düşün dediğiniz zaman nereden kapıya baktığın önemi var. Ya ben bu noktadan kapıya baktığım zaman Taksim'i tabii ki bu tarafta gördüm. Yok ben şöyle yani kapının önünde durup kapı şöyle karşınızda ve içeridesiniz. O zaman onu belirtmeniz gerekmez. Evet. O zaman belirtelim. Döneyim mi yarın? Yok hayır. Yani doğru. Evet. Slide'da belki daha evet, detaylı evet, daha şey olabilir. Ama bence aslında çıkan farklılıklar ondan çıkmıyor. Çıkan farklılıklar o tam deminden beri bahsettiğimiz mekanı algılayış şeyinizin yani herkesin birazcık farklı olmasından kaynaklanıyor. Bu da aslında güzel olur. Çünkü çok temel şeylerde biraz farklılıklar çıkıyor bütün araştırmalarda. Yol tarifinde özellikle ya da yolu algılarken ya da şöyle diyelim. Siz tarif veriyor olsanız, siz bilgiyi işliyor olsanız ya da siz tarif alıyor olsanız kadınlar ve erkekler arasında birazcık farklı oluyor. Mesela kadınlar daha ziyade o bahsettiğimiz işaretler vardı ya, hani belirleyici noktalar, işte git bilmem ne bakkaldan sola dön, bu çok aslında işe yarar bir sistem. Daha yani tahmin edebildiğiniz gibi deminden beri konuştuğumuz üzere daha lokal bir şey, daha lokal üzerinden gidiyor. Ama mesela bakkal kapandığı zaman orada ciddi bir problem olabiliyor. Ama belirleyici noktalı bir şey yapıyor ve sağ sol mesela. Sağa git, sola git daha ziyade kadınların tariflerin içerisinde ya da onlara verilen tarifte böyle bir şeyi daha tercih edebiliyorlar. Erkeklerde birazcık daha mesela yön bilgisi oluyor. İşte kuzey, güney, mesela GPS'te de bazen vardır kullanıyorsunuz eminim. Yani gittikçe daha çok kullanıldığı için bunlara referans veriyoruz. Mesela kuzey batıya doğru git diyor. Böyle orada paralize olabilir bazıları. Kuzey batı neresi ki falan diye. Bunu bazı insanlar mesela çok iyi dışarı çıktığı zaman ya da şeyde orientering falan tarzı işler yaptırtıyorlar. Böyle açık alana kampa yolluyor insanı ve hop işte güneşin durumuna göre kendini ayarlıyor. Bu neresi, yön neresi yani. Bu ana yönler, ne taraflar onları çok kolay bulabiliyor bazı insanlar. Bazıları birazcık daha zorlanabiliyorlar. Ve biraz tariflerde mesela erkekler genelde tarif ederken öyle bir şey var. 300 metre, 500 metre yani yol bilgisi de katıyor işin içine. Metrelerle ifade ediyor ya da işte kuzeye git, güneye dön, işte batıya git neyse öyle o şekilde tarif ediyor. Bu birazcık eğer tarifi alan ve veren arasında fark varsa, işte bu mekanı algılayış anlamında fark varsa probleme yol açabiliyor bu birazcık daha. Yani işte kaybolmalar vesaireler falan. Mesela GPS'te de öyle. GPS belli bir açıdan gösteriyor size. Daha ziyade dediğim anosantrik açıdan falan gösteriyor ya da iki nesne arasında daha global bakıyor. O harita kuş bakış dediğimiz şekilde bakıyor. Belki GPS'in farklı bir alanının da çok daha işte işin içine girermiş, yürürmüş gibi bir şekilde olması da gerekiyor olabilir. Ki onlar yavaş yavaş çıkıyor, çok daha gelişiyor bu sistemler. Şimdi mekana dair bütün bu bilgilerden bahsettik. Bu nasıl ölçülebiliyor? Uzamsal yetenek ya da uzamsal yeti dediğimiz şeyler var. Bunda da böyle çok temel farklılıklar olduğunu düşünülebiliyor ama mental rotasyon denen bir test yapıyor daha ziyade. Bunu ben de kullanıyorum. Bu mental rotasyon testi dediğimiz şey, 3 boyutlu blok figürler var. Şöyle aşağıda gördüğünüz gibi. Hani çocukların legolarına benzer birazcık ama bu işte Tetris'lere de birazcık benziyor. Tetris'e daha doğrusu. Hani küçükken oynamışsanız ya da hala oynuyorsanız bunlar var. Ya da bir sürü şeyler var. Yani Lumosity falan oynuyorsanız onlar da böyle bir sürü değişik şeyler çıkıyor. Bu 1970'lerde ortaya çıkmış bir test. Ve iki tane böyle yani bir çift üç boyutlu figür veriliyor. Ve sizin yapmanız gereken, yani şimdi sizin denek diyeceğim ama katılımcı diyelim. Katılımcı olarak bizim ufak deneyimizde şimdi yer alacaksınız. Şöyle, bunlar iki figür dönmüş, yani bir tanesi ya da iki tanesi dönmüş ama birbirinin aynada yansıması olmayacak. Döndüğü zaman birbirini eşleştirebilecek halde olabiliyor musunuz? Yani bunlar aynı mı? Birbirinin aynı mı? Yoksa döndürüyorsun ve bir şekilde uymuyor birbirine. Çünkü aslında
sordunuz mu? Ya sen bu sorunun karısı. Yani aynı mı farklı mı? Öyle sorayım. Farklı bence. Ha, bencesi, sencesi aslında çok da fazla olmayabilir. Ama... yani ben şimdi psikoloji açısından biraz söyleyeyim. Psikolojinin kullandığı deney... Değişebiliyor. Normal